doğal alıtların jeoturizme kazandırılması. Jeolojik miras alanları, geoparklar, araştırmaları. Jeolojik miras alanlarının belirlenmesi araştırmaları kapsamında doğal anıt niteliğindeki peri bacaları, fosil yatakları, volkan konileri VB, jeolojik unsurların tespit edilerek koruma altına alınması çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalarda elde edilen veriler bölgenin jeolojisiyle birleştirilerek coğrafi bilgi sistemleri ortamına aktarılmakta ve jeoturizme yönelik sentez haritalar üretilmektedir. Jeolojik ve jeomorfolojik etken ve süreçlerle gelişmiş, yer kabuğunun evrimini anlatan, doğada çok ender bulunan ve görsel güzelliği olan şekil ve yapıları tanımlayan alanlar, büyüklüklerine göre geopark, jeosit ve geotop olarak ifade edilmektedir. Jeolojik miras alanları, geoparklar, Avrupa ülkelerindeki örneklerinde görüldüğü üzere, başta insan rehabilitesi, eğitim, bilim, turizm ve sürdürülebilir kalkınma açısından oldukça büyük öneme sahiptirler. Yer yuvarının oluşumundan günümüze değin geçirmiş olduğu jeolojik süreçlere ilişkin kayıtlarının saklı olduğu jeolojik miras alanlarının yok olmasının önlenebilmesi, jeolojik anıt alanlarında kayıtların değerlenmesi ve envanter çalışmalarının başlatılması çalışmalarıyla mümkün olacaktır. Genel Müdürlüğümüzde 2003 yılından itibaren konuyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Yürütülen Milli Parkların Jeolojisi ve Türkiye Geopark Alanlarının Belirlenmesi Projesi kapsamında, ülkemizin önemli doğal varlıklarının koruma altına alınması, jeolojik miras konumundaki bu bölgelerimizde, jeolojik özelliklerin kayıt altına alınması çalışmaları yürütülmüştür. Günümüze kadar Mutmiyosen Havzası, Dilek Yarımadası, Kapadokya Bölgesi, Konya Karapınar, Yöresi ve Biga Yarımadası'nda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 2009 yılından itibaren de Türkiye Jeolojik Miras Envanteri çalışmaları başlatılmıştır. Karst ve mağara araştırmaları. Karstik oluşumların bir çeşidi olan mağaralar, başta karst yeraltı suyu sistemlerinin koruma ve kullanım alanlarının belirlenmesinde, mühendislik yapılarının temel araştırmalarında jöleden olmak üzere turizm, depolamacılık, mağara tedavisi, kültür mantarcılığı, askeri amaçlarla sığınak ve lojistik alan teminine yönelik olarak kullanılmaktadır. Şekil 4. Mağaraların koruma ve kullanım yöntemlerinin ve ülkemizdeki dağılımlarının belirlenmesi, sistemlerin ileriye yönelik çevresel etkilere karşı davranışlarının saptanması çalışmalarının yapılması, ekonomi ve jeoturizm açısından bir gerekliliktir. Kurumumuzda ülkemizde yer alan mağaraları tanıma değerlendirme, tanıtma, koruma ve ülke turizmine kazandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye'nin eriyebilir kayalarının bulunduğu bölgelerinde yüzey ve yeraltı karst sistemlerinin başlangıcından günümüze olan oluşum ve gelişim süreçleri belirli bir program dahilinde kurumumuz tarafından incelenmekte, doğal kaynakların, mağara, yeraltı suyu, leser maden yatakları ve karst ekosistemlerinin koruma ve ekonomik olarak kullanım yöntemleri belirlenmektedir. Kurumumuzda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde karst ve mağara araştırmaları yürütülmekte olup, karstik sistemlerin gelişim dönemlerinin ortaya konulmasının yanı sıra, günümüze kadar toplam 1020 adet mağaranın detay etüdü yapılmıştır. Bu mağaralara ilişkin toplam 82 adet araştırma raporu yazılmıştır. Ayrıca mağaraların araştırılma, koruma ve kullanım ilkeleri adlı kitap 2008 yılında basılmış olup, Türkiye Mağara Envanteri çalışmaları devam etmektedir.